Borsa İstanbul sunar. Efendim Piyasa Analiz Programı'na hoş geldiniz. Her hafta biliyorsunuz burada araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş'la birlikteyiz ama bugün ben iki ayrı değerli konumla birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendiriyor olacağım. Cenk Akyoldaş'ı da saat 10'da izleyebilirsiniz. İlk seans programında diyelim. Ve geçtiğimiz hafta aslında piyasalarda dalgalanması yoğun bir haftayı, volatilitenin yoğun olduğu bir haftayı biz geride bırakmıştık. Çünkü iki tane önemli gelişme vardı. Biz içeride Merkez Bankası'nın faiz artırım kararını bekliyorduk, daha doğrusu faiz kararını ve oradan sürpriz bir faiz artırımı geldi. 750 bas puanlık ve bunun da borsalarda yansıması özellikle bankacılık endeksinde o gün ciddi bir şekilde yükseliş oldu. O gün değer kaybetti borsa ama hafta kapanışında Cuma günü %3 değer kazanmış bir BIST 100 endeksi vardı. Aynı zamanda da 7902 seviyesiyle geçtiğimiz hafta en yüksek seviyeyi de görmüş oldu seans içi işlemlerde. Borsa İstanbul diyelim. Diğer taraftan küresel tarafta ise odak noktamız Jackson Hole toplantılarıydı ve orada Jerome Powell'ın konuşmasına odaklanmıştık. Yine Cuma günü saat 17'de konuştu kendisi ve oradan gelen mesajlar faiz arttırımlarının hala masada olduğuna yönelikti ama geçtiğimiz dönemlerde yaptığı ve açıklamalardan pek de farklı bir açıklama gelmeyince, daha doğrusu sürpriz bir açıklama olmayınca o konuşmada çok daha şahin olabilirdi ama daha güvercin oldu şeklinde yorumlandı piyasalarda ve orada kendisinin yaptığı önemli vurgulardan biri de %2 hedefine doğru istikrarlı bir şekilde hareket edene kadar kısıtlayıcı para politikasını sürdürmeye devam edecekleri yönündeydi. Şimdi biz bu hafta yine önemli veri akışının olduğu bir haftaya girdik. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek veriler önemli olacak. En kritik veri dediğimiz en önemli verilerden biri tarım dışı istihdam verisini alacağız. Cuma günü bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı zamanda revize büyüme verisi de gelecek ve de PCE verisini de alacağız Amerika Birleşik Devletleri'nden. O da sanayiye ilişkin biliyorsunuz ipuçları veren bir veri. Geçtiğimiz hafta sanayi demişken PMI'lar hiç iyi gelmemişti dünya genelinde. Özellikle Avrupa'da başta Almanya olmak üzere durumun pek de iyi olmadığına yönelik veriler aldık. Sanayide özellikle Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin PMI'ları da çok iyi gelmedi. Beklentilerin bir tık altında geldi ama orada da büyümenin devam edeceğine yönelik veriler almaya da devam ettiğimizi hatırlatalım. Diğer taraftan içeride de bu hafta önemli veriler var. Onlardan biri dış ticaret istatistikleri, diğeri de ikinci çeyrek büyüme verisi olacak. Evet, Merkez Bankası Başkanı'ndan bir son dakika gelmiş. Onu da ben hemen size aktarmış olayım. Bir saniye diyerek çünkü. Evet. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, enflasyon raporu toplantısında paylaştığımız yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz demiş. Açıklamasının şu anda detayı yok çünkü tek cümle var. Onu da ilerleyen dakikalarda size iletmiş oluruz. Efendim biz şimdi haberlerimize bir bakalım. Ardından da Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işletmelerin KOBİ sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarının yeniden belirleneceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KOBİ'lerin finansmana erişim sorununa ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine açıklama yaptı. Konuşmasında KOBİ tanımında değişiklik yapıldığını anımsatan Şimşek, işletmelerin KOBİ sayılması için gerekli yıllık net satış hasılatları veya mali bilanço tutarlarının yeniden belirlendiğini belirtti. Bakanın açıklamalarına göre bu tutarlar mikro işletmeler için azami 5 milyon liradan 10 milyon liraya, küçük işletmeler için azami 50 milyon liradan 100 milyon liraya ve orta büyüklükteki işletmeler
işletmeler için azami 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamda bakanlığın kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapması planlandı. Kararda yer alan hükümlerle yönetmelikte yer alan hükümlerin uyumlulaştırılması ve COBİ tanımındaki limitlerin artırılmasıyla bu işletmelerin devlet desteklerinden daha fazla yararlanmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Bakan Şimşek, COBİ'lerin her alanda desteklenebileceği bir yapıyı oluşturduklarını ifade ederek, COBİ tanımı dışında olan ancak yeni yönetmelikte COBİ tanımına dahil olan işletmelere 31 Aralık 2023 tarihine kadar COBİ dışı işletmeler için belirlenen kredi garanti limitlerinden yararlanabilme imkanı sağlanacağını da ifade etti. Bundan sonra COBİ'ler ve diğer işletmelere yönelik finansman kanallarının daha etkili kullanılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurgulayan bakan, benzer bir düzenlemeyi de kredi garanti kurumlarına sağlanan garanti desteği için yapacaklarını belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısı yıllık bazda %7.25 artarak 7.1 milyona çıktı. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke konumundaki Rusya, Temmuz'da tahtını Almanya'ya bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılı Temmuz ayına ilişkin sınır istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı yıllık %7,25 artarak 7.148.044'e yükseldi. Yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısı ise yıllık bazda %16, artarak 26.766.240'a çıktı. 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30.093.446 ziyaretçiyi ağırlarken, turizmde rekor yılı olan 2019'daki 26.524.000 rakamını geçmiş oldu. 2023 Temmuz ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya %13,17 ile birinci, Rusya %12,38 ile ikinci, İngiltere ise %8,04 ile üçüncü sırada yerini aldı. Sıralamada İngiltere'yi Polonya ve Bulgaristan takip etti. Yılın ilk 7 ayını kapsayan 2023 Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında yine Ruslar ilk sırada yer aldı. Buna göre Rusya %13,07 ile birinci olurken Almanya %12 ile ikinci sırada yer aldı. Almanya'yı İngiltere, Bulgaristan ve İran izledi. Dünya Ticaret Örgütü küresel ticarete ilişkin tahminde bulunduğu örgüt, küresel ticaretin yılın 3. çeyreğinde ılımlı bir hızla büyüyeceğini işaret etti. Dünya Ticaret Örgütü yılın 3. çeyreğinde küresel ticaret büyümesine ilişkin tahminde bulundu. Ticaretin ılımlı bir hızda büyüyeceğini belirten örgüt, yükselişe geçeceğini söyledi. Bu yıl için öngörülen %1,7'lik oranın hala ulaşılabilir bir oran olduğunu da hatırlattı. Örgüt yayımladığı raporla Mal Barometresi'nin Mayıs 95,6'lık veriden 99,1'e yükseldiğini de belirtti. Bu alanda 100 seviyesi önümüzdeki çeyrekte orta vadeli büyüme eğilimleriyle uyumlu büyümeye işaret ediyor. Raporda ticaret hacmini olumsuz etkileyen gelişmeler de belirtildi. Yüksek emtia fiyatları, sıkı para koşulları ve zayıf ithalat talebi küresel ticaret hacimleri üzerinde baskı oluşturduğunun altı çizildi. Öte yandan örgütün olumlu görünümüne rağmen Amerika ve Avrupa'dan gelen öncü ekonomik veriler yavaşlama işareti gösteriyor. Amerika merkezli nakliye şirketleri geçtiğimiz ay uyarıda bulunmuş, ticaret hacimlerinin 2023'ün geri kalanında muhtemelen düşüş yaşayacağını söylemişti. Şimdi de piyasalara ilişkin beklentileri Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le konuşacağız. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın. Günaydın, hoş bulduk, yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi biz aslında biraz dalgalı, volatilitenin yüksek olduğu bir haftayı geride bırakmış durumdayız. Hani küresel taraftan da ele aldığımız zaman haber akışı da yoğundu. Yani gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek Çin veri akışıyla birlikte, gerek Avrupa Birliği. Bu haftaya sizce biz nasıl başlıyoruz? Stresli bir haftada mıyız, yoksa bu hafta biraz rahatlama görür müyüz, ne dersiniz? Şimdi tabii evet, dediğiniz gibi yani hem içeride Merkez Bankamızın kararları işte ortaya koyduğu açıklamalarla birlikte değerlendirdiğimizde yurt dışı piyasalarda önemli dalgalanmalar yaratmakta idi. Onun yüzünden de endekste bir dalgalı seyir izledik. Daha sonrasında toparlanmaların olduğunu da gözledik. Hafta sonu itibariyle baktığımızda Cuma günü. Yurt dışına baktığımızda da tabii en önemli buradaki etken işte özellikle Powell'ın yapacağı konuşmadaydı. O çerçeve içerisinde bakarsak da orada da yine dalgalanmalar, orada özellikle tahvil faizleri üzerinde hareketlerin olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi üzerinde yine.
Faiz artırım beklentileri piyasada şu anda bulunmuyor hala. Ama diğer taraftan da Powell'un yorumlamasına baktığımızda ya da FED yetkililerine gelen açıklamalara baktığımızda faiz artırımının hala masada olduğuna dair ifadeler geldiğini görüyoruz. O yüzden piyasa yine haftaya başlarken aslında bu görüntü içerisinde yine başlıyor olacak. Az önce dediğiniz gibi Sayın Gaye Erkan'ın bir açıklaması da olmuş. Bu noktada enflasyon raporunda ortaya koydukları hedefleri şu anda gerçekleştiriyoruz demiş. Aslında bu çerçevede yine bakmak lazım. İşte faiz artırım kararını gördük hep birlikte. Beklentinin üzerinde sert bir faiz artırım kararı geldi. Sıkı para politikası uygulamaları devam etmekle birlikte ortodoks politikaları geçiş noktasında daha net bir şekilde artık görünüme girmiş olduk aslında bir taraftan. Bundan sonraki süreçte dışarıdan işte buraya doğru sermaye akımlarının gelip gelmeyeceğine bakıyor olacağız içeride. Yani bu haftanın itibaren baktığımızda bunu biraz takip ediyor olacağız. Kurdaki hareketin ne yönde olduğunu takip ediyor olacağız bir taraftan da aslında bu gelişmeler çerçevesinde diye bakmak lazım. Yani Borsa İstanbul tarafından yine bu özetlemi yaptıktan sonra bakıp yorumlayacak olursak da aslında Borsa İstanbul'da bir süredir teknik göstergelerde belli başlı bazı yorulma emareleri vardı. O yüzden 7800-7900 bölgesi üzerine çok fazla geçme isteği gösteremeyen hareketlerin olduğunu gördük. Ama aşağıda da baktığımızda en azından hani 7200-7300 bölgesi üzerinde de kalan bir endeks hareketi olduğunu görüyoruz. Bizim tarafta aslında bence işler yolunda gidecek gibi duruyor diye düşünüyorum. Ben hem yüksek enflasyon ortamı hem yatırımcının hala Borsa İstanbul'un ilgisinin devam ediyor olması ki son verilerle birlikte bakarsak bakiyesi olan yatırım sayısının 6 milyona ulaştığını görüyoruz. Evet. Bu da aslında bizim borsa yolunun ilgisinin devam ettiğini gösteriyor yerli yatırımcı nezdinde. Yabancı yatırımcılar destek vermeye devam başlarsa tekrardan yani daha yüksek para girişi gelmeye başlarsa endeksin yönünün yukarı olabileceği bir haftayı bu hafta bence görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum ben. Belli başlı bazı destek noktalarından geri dönüş yaptı endeks. O açıdan benim için önemliydi bu. O açıdan yani yeni hafta başlangıcı itibariyle 7800-7900 bölgesi üzerinde bir tutumun olup olmayacağına bakıyor olacağız. Eğer bu olursa endeks dediğim gibi işler yolunda gidebilir. Peki şimdi. Dışarıda baktığımızda bu hafta Amerika'dan gelecek olan tarımcı istihdam verisi, büyüme ve vize verisi, aynı zamanda çekirdek PCE verisi, özellikle Powell'un söylemleri sonrasında biraz da önem kazanmış durumda. O tarafta da bence biraz daha sanki riskli varlıklar üzerinde gördüğümüz o pozitif etki vardı. Biraz sanki olacakmış gibi duruyor. Yani orada da aslında bir miktar karışık seyir öngörmekle birlikte endeksler üzerinde bir miktar az şahin bir yorum olduğu için bu biraz pozitif arafa da serilebilir gibi açısı tahmin ediyorum ben. Evet, şimdi ben o zaman siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişken ben hemen Powell'la devam edeyim. Şimdi Powell diyor ki gerekirse daha fazla faiz arttırırız. Enflasyon ikna edici düşüş gösterene dek yüksek kalabilir. Ve bu aslında geçmiş konuşmalarından çok da farklı olmayan bir konuşma. Yani veri bağımlısı yol haritalarında yine yinelemiş oldu. Bir sürpriz içerik yok burada. Yani yaklaşımının korunduğu bir Powell'ın açıklama gördük. Para politikasının verilere bağlı olacağı yönünde. Ama tabii ki gerekirse daha fazla faiz arttırabiliriz demesi de faiz artışlarının yine masada olduğuna yönelik bir mesaj vermiş oldu piyasalara. Şimdi sizce Eylül ayında faiz arttırır mı FED yoksa önümüzdeki dönemde mi beklemeliyiz ne dersiniz? Çünkü orada da aslında %9'lardan %3'lere gelmiş bir enflasyon vardı ama son enflasyon verisinde sizin de takip ettiğiniz gibi hani baz etkisinin ortadan kalkıp artık 3 nokta hani hafif bir yukarı yöne doğru çıkmış bir enflasyon var. Kaldı ki enflasyonist risklerinde genel olarak dünya çapında devam ettiğini biliyoruz. Evet. Şimdi Amerika'dan son zamanlarda hani birbirinden karışık veriler geliyor diyebiliriz. Mesela büyüme verisine bakarsak en son Temmuz ayının sonunda açıklanan ikinci çeyreğin ilk revize verisinde %1.8 beklentisine karşı da %2.4'lük bir veri gelmişti. O yüzden 30 Ağustos'taki veri de aslında bu anlamda biraz önem kazanıyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan tarım dışı istihdam değer ne kadar zayıflamalar başlatsa da son iki aydaki veride ücretler tarafında yine güçlü bir durumun olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında da tabii gelen PMI verileri var. Mesela geçen hafta içerisinde izlediğimiz, yani Ağustos başında gördüğümüz PMI, ISM PMI verisine bakarsak 46.4 geldi. Yani bu da aslında şöyle diyebiliriz, yani yılbaşından itibaren kademe kademe geri çekilme var orada ve 50'nin altında bir seyir devam ediyor ve düşüş yönünde devam ediyor. Bu da aslında ileriye yönelik olarak piyasa beklentisinin ekonomide yavaşlama olabileceğine dair beklentisini ortaya koyuyor. O açıdan da bakarsak da yani Fed'in de özellikle Powell yorumlarında dile getirdiği yani verilere bağımlı olarak hareket edeceğiz ifadesi
Bu noktada hani hem Fed'in de bu gelen karışık beklenti ve verileri biraz da fazla değerlendirmek istediği anlamına geliyor bence. Ve Mastin açıklamasına baktığımızda da bir faiz artırımında bekliyorum ifadesini kullanmış. Ben özellikle bakarsak işte bu son FOMC toplantı tutanaklarında da ortaya koyulduğu şekilde enflasyonun ve büyümenin trendin üzerinde devam ettiği bu ortamda sanıyorum ki Eylül ayında bir faiz artırımı daha gerçekleştirdikten sonra izlemeye geçecekler kanaati oluşmaya başladı. O açıdan da yani benim beklentim bu toplantı bir faiz artırımı olduktan sonra demin bahsettiğim gibi 2024'e kadar bir izlemeye geçme periyodu olacak gibi gözüküyor bana göre. Tabii veri odaklı ifadesine yine burada takılmak lazım. Yani verilerde olası bir sapma enflasyonda yeniden bir hızlı bir yükseliş olduğu takdirde dediği gibi Powell'ın açıklamasında gerektiği takdirde faiz artırımı hazırız ifadesini kullanmış. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor bence. O yüzden önümüzdeki dönemde özellikle bu hafta gelecek verilerdeki beklentilerdeki sapmalar Cuma'ya kadar gelecek veriler içerisinde önemli olacaktır. Benim bu toplantı bir faiz artırımı beklentisi olmakla birlikte sonrası aşamalar için verilere odaklı olarak yine devam edilmesi gerektiği yönünde açısı herhalde bir yorum yapılabilir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi ben Avrupa tarafına da geçmek istiyorum. Oradan da bir sizden yorum isteyeceğim. Çünkü Avrupa Merkez Bankası Lagarde'ın da açıklamaları oldu biliyorsunuz Jackson Hole'de. Ve de enflasyon sinyalleri için ücret verilerini izliyoruz dedi. Ücret verilerini takip etmeye devam edeceklerini söyledi. Ücretlerdeki gelişmelere çok ama çok dikkat edeceğiz. Çünkü ekonomide fiyatların yükseldiği en güçlü alanlardan biri hizmetler ve emek yoğun sektör demiş. Aynı zamanda enflasyon beklentilerini %2'de tutmanın da kritik önem taşıdığını söylemiş. Eğer sendikalar ve iş dünyası dernekleri enflasyonun kısa bir süre içinde %2'ye geri döneceğini takdir ederlerse bununla tutarlı olmayacak ücret veya marj artışları yaparak enflasyonu körüklemek istemeyecekler şeklinde bir vurgusu da olmuş. Aynı zamanda da %2 enflasyon hedefinin değişmeyeceğini de vurgulamış Lagarde. Aynı şekilde Powell da bunu vurgulamıştı biliyorsunuz. Şimdi doğru. Avrupa'da yani orada da işler biliyorsunuz pek tıkırında değil aslında. Hani Almanya'da geçtiğimiz hafta büyüme rakamını aldık. %0 geldi büyüme. Ve de PMI'lar da zayıf geldi. Biz Avrupa tarafında sizce ne beklemeliyiz bu faiz artışları noktasında? Tabii Avrupa'nın işi de zor biraz aslında çünkü Lagarde'ın dediği gibi şu ücretleri takip edeceğiz demesi zaten işte enflasyonun hedefinin üzerinde seyrediyor olmasının nedenlerinden bir tanesi olarak gördüğünü burada işaret ediyor. Bu ifadeyi kullandığı için söylemek lazım. Diğer taraftan da ekonomide ciddi anlamda işte beklentiler üzerinden yani PMI verileri üzerinden baktığımızda da önemli ölçüde bir zayıflama sinyalinin de geldiğini, gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani 50'nin altına doğru derinleşen bir gidişat var. Özellikle Almanya'dan dediğiniz gibi gelen büyüme verisi, özellikle Almanya ekonomisi biraz daha sıkıntılı gibi gözüküyor son gelen verileştiğinde bakıldığında. Tabii bunun özellikle hizmet enflasyonu üzerinden etkisi ne olur bu gelişmelerin? Aslında bu biraz daha önemli bence. Çünkü hizmet tarafı biraz daha güçlü seyrediyor son zamanlarda baktığımızda verilere göre incelersek. O yüzden hani o tarafı biraz da takip edecek şekilde bir politika gidişatı gelecek gibi gözüküyor. Aslında bu tarafın enflasyonda gelen verilere göre bakıldığında bir gerileme sinyali alıp alınmadığına göre devam edeceğini bu noktada herhalde öngörmek gerekiyor yine aynı şekilde. O yüzden hani bunu görmediği ölçüde gelen zayıflama gösteren verilere rağmen katılık sergilenen enflasyon karşısında faiz arttırmaktan çekinmeyecektir diye tahmin ediyorum ki bunu zaten söylemlerinde dile getiriyorlar. Enflasyon hedefinden şu anda sapma yok. Hedefe gelene kadar politikalar devam edecek ifadeleri devam ediyor. O yüzden de Avrupa Merkez Bankası'nın hatta bence FED'den daha da biraz daha fazla yani belki bir iki tane daha fazla şekilde bir faiz artırım kararı alma ihtimalinin bulunduğunu düşünüyorum. Gelen zayıf verilere rağmen onu bu noktada bence söyleyebilirim bu konu için. Evet, peki şimdi biz yine içeriye gelirsek eğer biliyorsunuz bu hafta dış ticaret istatistikleri, diğer taraftan da büyüme tabii önemli olacak, ikinci çeyrek büyüme. Ben sizden önce bir dış ticarete yönelik beklentinizi alayım, orada bir, sizce nasıl bir tablo bizi karşılar, sonra da büyümeye geçelim. Ya dış ticaret verilerine bakarsak tabii son zamanlarda tabii bir miktar ekonomideki işte küresel anlamdaki yavaşlamanın da etkilerini görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Son zamanlarda krediye erişimin de biraz daha zorlaştığı bu ortam içerisinde ihracatın üretimden kaynaklı olarak işte çünkü biz ihracata da ithalata bağımlı olduğumuz için hem krediye ulaşma, kurun yüksek seviyesi, maliyetlerin artırması ve talebin biraz daha belki düşüş gösteriyor olması nedeniyle ve aynı zamanda dış ticarette açığında da cari açık anlamında baktığımızda
dışarıdan gelen para akımlarının da önemli olduğunu söylemek gerekiyor. İşte seçim sonrasındaki süreç içerisinde portföy akımlarında bir miktar girişlerin olduğunu gördük ve aynı zamanda işte turizm gelirlerinde yaz dönemi içerisinde iyi bir periyot geçirdiğimizi de görebiliyoruz. O açıdan baktığımızda ihracat gelirlerinde belki bir miktar ilk çeyreğe göre belki biraz daha toparlanma gözleme ihtimalimiz olabilir. İthalat tarafında da yine ılımlı bir seyrin olmasını bu gelişme çerçevesinde beklediğim noktada herhalde paylaşabilirim kısaca. Evet. Peki ben bugüne ilişkin beklentiniz nedir borsada? Onu da almak isterim. Şimdi bir taraftan evet. Bakıyordum. Forex'te anket biliyorsunuz yayınlanıyor her gün. Orada hızlı alımlarla başlaması bekleniyor şeklinde bir sonuç çıkmış anketten. Ve medyan tahmin artı 43, ortalama tahmin ise artı 49 puan olmuş. Pozitif yönde, tamamı pozitif yönde açılış bekliyormuş. Burada Forex anketine katılanlar. Siz ne dersiniz? Yo, ben de pozitif açılış bekliyorum. Dediğim gibi yani bu toparlanma 7408'den geldi Cuma günü hareketine baktığımızda. Benim takip ettiğim harekette ortalama üzerinde kalıyor şu anlık görüntüde. O yüzden bu çerçevede yani bence 7800-7900 seviyeleri test edilmek istenecek kısa vadede. Bence bunu gördükten sonra da bunun üzerinde kalıcılık aramamız gerekiyor bu hafta içerisinde. Yani yüksek risk iştahıyla başlama olasılığını ben de bu noktada düşünüyorum. Yani beklentim dahilinde olduğu için bu seviye üzerindeki tutunmayı arayacağım. Yani bu sağlanabilirse dediğim gibi önümüz açık 8000 üzerindeki tutunmalar yukarı hareketin devamı anlamına gelir diye açısı bekliyor olacağım bu hafta için. Evet, şimdi peki sektörel olarak neye sizce odaklanır bu hafta borsa? Şimdi bu artık hani siz de biliyorsunuz tabii ki işiniz bu çünkü. Hani neredeyse her gün farklı bir sektör öne çıkar hale geldi. Dolayısıyla bu hafta sizce hangi sektörler üzerinde, hangi endeksler üzerinde dikkat kesilmeli yatırımcı? Tabii son zamanlarda atılmış olan çeşitli önemli Merkez Bankası adımları sonrasına odaklanmak gerektiğini düşünüyorum ben. İşte son gelen açıklamayla birlikte de değerlendirmek lazım aslında. İşte ortodoks olarak nitelendirdiğimiz para politikalarına doğru geri dönüşün hız kazanması yabancı yatırımcı nezdinde ne gibi bir yankı bulacak? Önümüzdeki günler içerisinde buna bakacağız. İşte CDS risk primimiz 380 seviyelerinde 400'ün altına doğru indi. Bu önemli. Bunu takip etmek gerektiğini düşünüyorum bir taraftan da. Tabii ki demin konuştuğumuz gibi dış ticaret açığı yüksek boyutlarda. Enflasyon hala çok yüksek. Ama buna rağmen atılmış bu adımların ileriye yönelik olarak kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde ne gibi sonuçlar bulacağına bakmak lazım. O yüzden bu gelişmeler çerçevesinde endeksin hareketini, yabancının hareketini, yerlilerin hareketini de bir noktada değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bunlar içerisinde baktığımızda bu konularda çeşitli bazı sektörler ön plana çıkabiliyor. Bunların en başında da bankacılık sektörü geliyor. Nitekim hani Merkez Bankamızın kararı sonrasında neredeyse tavan oldu birçok hisseler. Cuma günü bunun bir miktar kar satışı gelmiş oldu. Fakat işte bu özetlediğim bu tablo içerisinde bu güven devam ederse, güven ortamı, ileri dönük beklentilerin yönlendirilmesi bu şekilde canlı bir şekilde devam ederse ki Sayın Gaye Erkan açıklamasını bu açıdan önemli bulduğumu söyleyebilirim. Bu gelişmeler bankacılık endeksine yine olumlu olarak yansıyabilir. Her ne kadar faiz artırımına devam ediliyor olsa da ben yurt dışından yabancı girişlerin olması ihtimalini noktada değerlendiriyorum önümüzdeki günler içerisinde. O yüzden bankacılık sektörü ön plana çıkabilir önümüzdeki dönemde ya da bu hafta içerisinde. Bunun dışında çeşitli zaman zaman işte evet dediğiniz gibi bazı sektörler yine ön plana çıkabiliyor. Yine ulaşım sektöründe bir kar satışı gözlemiştik. Bunun toparlanması belki tekrardan gelebilir. Hala aslında yaz mevsimi içerisindeyiz. Canlı bir turizm sezonu yaşıyoruz. Bu noktada bir toparlanma ya da yukarı yönlü hareket gelme ihtimali olabilir. Zaman zaman sağlık sektörüne ilişkin hareketler gözleniyor. Bunu biraz değerlendirmek gerekebilir. İşte zaman zaman salgınla ilgili haber akışlarının geldiğini görüyoruz. Geçen hafta bu gerçekleşmişti. Gene gelir mi gelmez mi buna bakıyor olacağız bu hafta içerisinde. Buna yine hareketli bir sektör olabilir diye düşünüyorum. Yani gıda sektörü yine ön planda kalma ihtimali gösterebilir. Yine enflasyon nedeniyle, yerli yatırımcının borsiyonun ilgisi nedeniyle gıda perakendeciliği sektörünü yine ön planda görebiliriz. Bunun dışında yani enerji sektörü son zamanlarda oldukça hareketli. Yine bu sektörün bu haftada hareketli olmasını beklediğim noktada paylaşabilirim. Açıkçası bu noktada bu sektörler ön plana çıkacakmış gibi duruyor kendi nazarımda diye söyleyebilirim. Evet, şimdi bu İş Bankası grubunun iştiraklerini bankanın sahipliğinde kuracağı yeni bir biliyorsunuz şirket altında toplaması konusu. Siz çok ufak bahsettiniz ama
Şimdi İş Bankası dediğimizde biliyorsunuz hani sıradan bir grup değil. Evet. Çok önemli şirketler var kendi bünyesinde. Bu noktada bunun nasıl bir, yani mesela Şişecam, TSKB, İş Yatırım Menkul Değerler, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Trakya Yatırım Holding, Milli Reasurans, Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finans Kiralama, MOKA Ödeme Sistemleri, Kültür Yayınları vesaire, hatta Arap Türk Bankası'nda bile %20'lik payı varmış İş Bankası'nın. Evet. Şimdi bu gelişmenin nasıl bir etkisi olur sizce borsa üzerinde? Evet, olumlu etkisi olur. Onu söylemeyi atladım burada. Evet, iyi hatırlattınız. İş Bankası'nın açıkladığı bu haber haftası kapanışında düştü kapa. Ve yani baktığımızda tabii önemli bir haber bu. Çok büyük bir yapılanma olacak burada. Çok büyük bir güç birleşimi olacak, gerçekleşecek. Ve tek bir çatı altında toplanmış olacak. Oldukça büyük bir sinerji oluşturmasını ben bu noktada beklediğimi söyleyebilirim. Ve bu gelişme çerçevesinde de hem bu borsada işlem gören şirketler ve özellikle İş Bankası özelinde bugün yukarı hareketin çok ciddi boyutta olduğunu görme ihtimalimizin bulunduğunu düşünüyorum ben. Ve yani endeksteki ağırlığını düşünecek olursak bunun da endekse yansıması pozitif olabilir diye düşünüyorum. Tabii önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelecek yeni haber akışlarını takip etmek lazım. Birleşme usulünü açıkladılar. Bunlarla ilgili gelişmeleri takip etmek lazım. Buna ilgili fiyatlamalarda kar satışları da gerçekleşebilir. O açıdan ilk etapta bugün özelinde baktığımızda ben olumlu bir performans olmasını beklediğimi söyleyebilirim bugün için. Evet. Peki ben sizden bir de genel bir seyirle ilgili yorum alayım sona doğru gelirken. Yani şu anda sizce pozitif hava orta ve uzun vadede korunuyor mu? Yoksa yeni düzeltmeler, kar realizasyonları görür müyüz? Ne dersiniz? Hı hı. Ya bence pozitif hava korunuyor. Yani Borsa İstanbul'da seçim sonrası atmosferde yakaladığımız yukarıda trendde henüz bir bozulma yok. Yani bu trendde zaman zaman tabii düzeltmeler gördük. Ama kısa vadeli hareketli ortalama seviyeleri üzerinde kalmayı da başardı endeks. Bu açıdan benim için önemli bu. Yani düzeltmeler tabii olacak. Yani teknik göstergelerde belli başlı aşırı alım seviyelerine gelindiği noktada bunu net bir şekilde gördük. O yüzden 7800-7900 gibi seviyelerin önemli olduğunu bu noktada ön plana çıkartmak istedim aslında. Yani tabii önümüzdeki dönem içerisinde Borsa İstanbul'da demin konuşmuş olduğumuz konular yine aslında geçerli burada. Hem yerli yatırımcının enflasyon etkisi nedeniyle işte kur korumalı mevduattan da yavaş yavaş çıkış stratejisi başladı. Buradan borsa kanadına doğru geçişlerin olma ihtimalini görebiliriz. Diğer taraftan yüksek enflasyon ortamında yerli yatırımcının getiri arayışı Borsa İstanbul tercihini bu noktada gündemde tutabilir. Halka arzlar devam ediyor. Yerli yatırımcı halka arzlara yoğun ilgi gösteriyor. Ve bunun da yine etkisini görme ihtimalimiz olabilir ki yeni gelecek oldukça fazla sayıda halka arz olduğunu da biliyorum. Yeni şirket olmasını bekliyoruz. O yüzden bunların da bir etkisi olacaktır Borsa İstanbul'a ilgi anlamında. Tabii yabancı yatırımcıdan bahsettik az önce. Ortaya konan bu politikaların olumlu etkilerini görme ihtimalimiz olabilir. Nitekim bir de derecelendirme kuruluşlarından bir not düzeltmesi ya da görünüm düzeltmesi gelirse onun da bir etkisini görme ihtimalimiz olabilir. O açıdan baktığımda trendde önemli değişiklik bu yüzden olmadığını beklemekle birlikte yukarı hareketlerin devam edebileceğini ben düşünüyorum. O yüzden de yani 8000 seviyesi üzerinde ya da işte bahsettiğim az önceki direnç seviyesi üzerinde kalabilirse endeksin bu çerçevede yani bu yorum içerisinde yukarı hareketin devamını görme ihtimalimizin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Tabii yine de ülkemizde her şey bir anda değişebiliyor. Haber akışlarını da yakından izlemek lazım. Bu haber akışlarına göre ve çeşitli zamanlardaki düzeltme hareketlerine göre de belli oranlarda mutlaka zarar durdu seviyelerini belirleyerek de hareket etmenin de bu noktada oldukça önemli olduğunu da tekrardan vurgulamak isterim. Evet, şimdi dediğiniz gibi sizin de bu yeni halka arzlar konusu önemli. 6 milyonu aşkın bir şu anda katılımcıya ulaşmış durumda borsa. Ben bu yeni girenlere de bir öneri alayım sizden. Bu soruyu herkese soruyorum çünkü her geçen gün çok fazla bir artış var. Mesela bu hafta 250 bin kişi girmiş borsaya. Dolayısıyla her gün borsadaki katılımcının yani ciddi şekilde ivmelendiği bir dönemdeyiz. Evet. Yani burada yani söyleyebileceğimiz en önemli şey aslında yatırım kararlarını alırken yatırımcıların mutlaka bilinçli olmaları. Yani kulaktan dolma bilgilerle borsaya giriş yapmamaları önemli oranda önemli ölçüde söyleyebileceğim önemli şey burada aslında. Bu noktada aracı kurumlardan yoğun bir destek alma yolunu seçebilirler.
Biz de çok yoğun bir şekilde bu noktada destek vermeye çalışıyoruz. Telefonlar üzerinden, eğitimler üzerinden bunu sağlamaya çalışıyoruz. Tabii yerli yatırımcı biraz daha çabuk kazanma eğiliminde olduğu için bilgiye çabuk ve kolay yoldan ulaşmayı tercih ediyor. O yüzden bu da bir zaman sonra bir zararla karşılaşma durumunu ortaya çıkartıyor. O yüzden de dediğim gibi yeni giren yerli yatırımcı için önerebileceğim en önemli şey mutlaka kabul edebilecekleri bir zarar seviyesini belirleyerek hareket etmeleri. Borsa İstanbul çok hani daha doğrusu hisse senedi piyasaları oldukça volatil seyredebilen, zaman zaman çok ciddi hareketler yaratabilen bir piyasa. O açıdan hani yatırımcının bu noktada buna dikkat etmeleri, buna riayet etmeleri bu noktada önemli. Zarar durdur seçeneği belirlemekle birlikte kar alma seviyelerini de mutlaka belirlemeleri lazım bence. Öncelikle bunları söylemek lazım. Yeni giren yatırımcı için bu noktada söyleyeceğim ilk önemli şey bir eğitim programına dahil olmaları ve borsayı bir şekilde öğrenip o fiyatlamanın nasıl gerçekleştiği, hangi sektörlerin nasıl ön plana geçebildiği, haber akışlarının nasıl takip edilmesi gerektiği bu noktada bunlar oldukça önemli. Tabii bunun içerisine teknik analiz de giriyor. O yüzden grafikleri yorumlama, grafikler üzerinden okuyabilme de oldukça önemli olacaktır. Yani tavsiyelerim bunlar olacak. Yani noktada eğitim oldukça önemli. Yeni giren yatırımcı açısından zararlarının minimize edilmesi açısından bu oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Sevgili Barış Ürkün, çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü yayınımıza katıldığınız için. Size iyi haftalar diliyoruz efendim ve biz buradan dış politika gündemini konuşmak üzere sevgili Gülür Gezer'e gidiyoruz. Los Angeles eski başkonsolosu, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi haftalar. Günaydın Melis Hanım, iyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar olsun. Çok teşekkürler. Şimdi ben aslında genel bir değerlendirme alayım. Biz bu haftaya özellikle hangi başlıklarda giriyoruz, bizi oyalayacak gündem maddeleri ne olacak diye sorayım size. Şimdi tabii iktisadi konuları sona bırakalım, onu daha detaylı belki sizinle konuşuruz ama genel olarak dünya gündeminde bu hafta yine neyi konuşacağız? Tabii ki yine Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız. Yine Türkiye bağlamında tahıl koridoru anlaşmasını konuşacağız. Ondan sonra Afrika'daki gelişmeleri, Nijer'de olan bitenleri yine konuşacağız. Libya biraz ısınmaya başladı. Libya'yı konuşacağız. Hint-Pasifik bölgesine uzanacağız. Orada Japonya, Avustralya, Filipinler ve Amerika'nın çok büyük bir askeri tatbikatı var Melis Hanım. Çin her zamanki gibi bundan rahatsızlığını beyan etti. Onu konuşacağız. Onun haricinde Çin ve Hint-Pasifik demişken 7 yıl aradan sonra ilk defa bir ABD Ticaret Bakanı Çin'i ziyaret ediyor. Gina Raimondo dün gece Çin'e, Beijing'e vardı, Pekin'e vardı ve 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. O tabii ki fevkalade önemli. Ondan sonra bir de tabii bu Fukushima Daiichi nükleer santralinden atık su bırakılmaya başlanıyor. Bu bölgede büyük bir rahatsızlık yarattı. Sadece Çin için değil, işte Pasifik adalarına kadar bölge tabii huzursuz. Çünkü nükleer santralde biriken atık suyun tahliyesi söz konusu. Bütün bu meseleleri tabii ki konuşacağız. Orta Doğu gündemi yoğun. İşte bakalım, maalesef pozitif gündemlerimiz yok ama yine de dünyadaki gelişmeleri takip etmeye bu çerçevede devam edeceğiz diyeyim. Uygun görürseniz biraz bu sizin de programınıza uygun olması hasebiyle ABD Ticaret Bakanı'nın Çin ziyaretine değinmek istiyorum. Şimdi az evvel de bahsetmiştim, yine 7 yıl aradan sonra olan bir ziyaret. Son dönemde özellikle Kasım'da Bali'de düzenlenen G20 zirvesi marjında Xi Jinping ve Biden bir araya gelmişti hatırlarsak Melis Hanım. Ve onlar yani bu artık ticaret savaşına Trump döneminde başlayan ve Biden döneminde süren bu ticaret savaşının yani daha kontrollü bir şekilde ele alınması ve diyalog kanallarının açık tutulması yönünde bir karar almıştı iki lider. Buna binaen aslında Biden Blinken'ı görevlendirmişti, ABD Dışişleri Bakanı'nı Çin'i ziyaret etmesi konusunda. Fakat sonradan bir balon krizi çıkmıştı malumunuz vesaire. Blinken ancak Haziran ayında ziyaret edebildi Çin'i. Tabii bütün ikili ilişkiler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılmış oldu. Yine iletişim kanallarının açık tutulması ve sorumlu rekabet ortamı yaratılması yönünde taraflar mutabık kaldı. Geçtiğimiz ay Hazine Bakanı Janet Yellen
yine 3 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi Çin'e. Temasları sonrasında yaptığı açıklamada işte temaslarının pozitif geçtiğini ve yine hani istişarelerin sürdürülmesi yönünde Çin'le mutabakata vardıklarını söylemişti. Şimdi tabii Gina Raimondo'nun da gündemi yoğun. Çin'e gitmeden evvel kendisi Biden'la görüştü ve aslında beklenen bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim ulusal güvenlik ve ulusal çıkarlarımızı ilgilendiren ticari konularda biz Çin'le herhangi bir müzakereye girmeye niyetli değiliz dedi. Dolayısıyla evet bir sorumlu rekabet konusunda kendileriyle görüşeceğiz. Çünkü hani ticaret iki ülke arasındaki, iki dünya ekonomisi arasındaki ticaret savaşlarının ne iki ülkeye ne de dünyaya yararı var. Ama belirli konularda da esneklik göstermeyi düşünmüyoruz dedi. Bu konuların başında tabii ki yarı iletkenler meselesi geliyor. Geçtiğimiz sene malumunuz ABD Başkanı Joe Biden bir chips yasası, yarı iletkenleri de içeren bir chips yasası onaylamıştı. Yani Amerika belirli sektörleri zaman içerisinde, yıllar içerisinde 70'li yıllardan itibaren Çin'e kaptırdığı belirli son derece önemli sektörleri yeniden ABD'de üretimini sağlamak için bir takım tedbirler alıyor. İşte hem vergi, hem teşvikler, hem vergi indirimleri kendi Amerikan firmalarına yönelik olarak. Çin buna tabii tepki duyuyor. Raimondo'nun ondan sonra temaslarında bir diğer öne çıkacak konu işte karşılıklı uçak seferlerinin arttırılması, turizmin arttırılması. Çünkü turizm yani Çin'den ABD'ye yönelik o biraz devlet politikasının bir parçası malumunuz. Yani Çinliler de çok özgür bir şekilde bir yerden bir yere gidemiyorlar. Kotaları oluyor malumunuz her ülkeye yönelik olarak. Yani milyarlarca dolar aslında kaybetmiş oldu ABD Çin'den turistin gelmemesi nedeniyle ve yaklaşık 50 binde iş kaybedilmiş oldu. Dolayısıyla hani turizmin de canlandırılmasıyla birlikte tekrardan hani Çinli turistlerin Amerika'ya gelmesiyle birlikte biraz daha ekonomiyi canlandırmak mümkün mü? Bunlar ele alınacak ama tabii ki İktisadi konuların dışında esas siyasi meseleler var ortada Melis Hanım. Malumunuz geçtiğimiz sene dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret etmişti. Bu da Tayvan'ı ziyaret eden yani neredeyse işte bir 30 yıl aradan sonra yanılmıyorsam 90'lı yıllardan bu yana ABD'yi Tayvan'ı ziyaret eden en üst düzeyli ABD yetkilisi olmuştu. Dolayısıyla bir de ticaret savaşlarına siyasi bir boyut, diplomatik bir boyut kazandırılmış oldu Amerika'nın maalesef bu aslında talihsiz hamlesiyle. Dolayısıyla tabii ki siyasi konularda Gina Raimondo'nun gündeminde olacaktır. Ama tabii bu dünya ekonomisi açısından, iki ülkenin ekonomisi açısından da bu diyalog kanallarının açık tutulması ve bu tırnak içerisinde sorumlu rekabetin sürdürülmesi de tabii ki önemlidir. İzniniz olursa bir de bu Fukushima Daiichi nükleer santralindeki bir duruma durumla ilgili bahsetmek istiyorum. Çünkü Çin ve Hong Kong, Japonya'dan bütün deniz mahsulleri, deniz ürünleri ithalatını durdurdu. Ve iki ülke arasında, Çin ile Japonya arasında bu bayağı da bir gerginliğe sebep oldu. Malumunuz 2011'de Richter ölçeğine göre 9 şiddetinde bir deprem olmuştu Japonya'da. Ve bu Fukushima nükleer santralinin 4 reaktöründen 3'ü esasında etkilenmişti. Ve tabii o nükleer reaktörleri soğutmak için şimdi ara ara Zaporijya'da da görüyoruz onu daha güncel bir mesele olarak. Su basılması gerekiyordu o reaktörleri soğutmak için. Tabii yıllar içerisinde bir atık su oluştu. Şimdi 1.343.000 tonluk bir sudan bahsediyoruz. Japonya bunu bir belirli bir prosesten geçirdi. Yani seyreltti o suyu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da aslında Japonya'nın uyguladığı bu tekniğin güvenlik standartları çerçevesinde olduğunu ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu söyledi. Ama tabiatıyla Çin buna reaksiyon gösterdi. Yani bölgenin bütün işte okyanusun su kalitesini etkileyecek diye yani tehlike arz ediyor olması nedeniyle. Ben burada bir virgül koyabilir miyim? Çünkü bizim konuyla ilgili yani daha doğrusu bu konu değil ama Japonya ve Çin arasındaki gerginlikle ilgili bir haberimiz var. Ona da bir girelim. Tabii. Onun üzerine topluca Tabii. ben sizden bir yorum alayım.
Japonya, tabii, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki askeri varlığını arttırmasına karşın önümüzdeki 4 yıl boyunca savunma programına milyarlarca dolar yatırım yapacak. Ancak Japon hükümeti ülkenin tanınmış teknoloji ve sanayi devlerini silah üretmeye ikna etmede zorlandığı konusunu Voice of America Türkçe kaleme aldı. Japonya'nın en ünlü küresel markaları ürettikleri televizyon, çamaşır makinesi ve otomobillerle biliniyor. Ancak daha az bilinen bir gerçek var. O da bu markaların askeri teçhizatla imal ediyor olması. Mitsubishi, Japonya'nın savunma gücü için savaş uçakları ve füzeler imal ederken, elektronik firması Toshiba Akü, Subaru ise askeri helikopter üretiyor. Klima üreticisi Daikin'in yan kuruluşu ise cephane imal ediyor. Hükümet şimdi ise ülkenin sanayi devlerinden askeri teçhizat imalatını hızlandırmalarını istiyor. Tokyo hükümeti Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki askeri varlığını arttırması ve giderek saldırganlaşması üzerine önümüzdeki 4 yıl içinde savunma harcamalarını 315 milyar dolar arttırma kararı aldı. Ancak Reuters haber ajansına göre Japonya, ulusal savunma sanayisini güçlendirme çabalarında zorlanıyor. Japonya'da askeri teçhizat ihracatı üzerindeki yasak ancak 2014'te kalktı. Yabancı ülkelere satış yapan Japon savunma firmalarının sayısı ise çok az. Japon savunma firmalarının tek alıcısı ülkenin kendi ordusu. Bu nedenle bu firmaların silah imalatından kâr etmesi kolay değil. Bu durum bazı küçük firmaların savunma sektöründen uzaklaşmasına yol açıyor. Son 20 yılda 100'den fazla Japon şirketi savunma sektörünü terk etti. Yabancı firmalara aşırı bağımlılık, tedarik zinciri dayanıklılığı açısından olumsuz bir durum. Bu nedenle Japonya hükümeti zor durumda olan yerel taşeron şirketlere sübvansiyon sağlama kararı aldı. Böylelikle kendi savunma becerilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Japonya, İtalya ve İngiltere ortaklaşa yeni bir savaş uçağı programı geliştiriyor. Öte yandan Tokyo, kısa süre önce Amerikan ve Avrupa standartlarıyla uyumlu ekipman imalatı için bir kılavuz yayınladı. Emekli Amerikan Deniz Piyade Albayı, diplomat ve Japon Savunma Gücü eski iletişim sorumlusu Grant Newsom, Amerikan ortaklığının Japon savunmasının temelini oluşturduğunu, Japonya'nın doğru ekipmanı satın almasının hayati önem taşıdığını söyledi. Nasıl bir donanma, hangi kaynaklara ihtiyacınız var? Ülkenizi savunmak için hangi becerilere gereksinim duyuyorsunuz? Gerçek bir ortaklık kurmak için Amerika ile uyum sağlama konusunda neye ihtiyacınız var? Bu gibi soruların yanıtlarının arandığını sanmıyorum. Japonların çoğu yıllardır askeri harcamaların arttırılmasına karşı çıktı. Yeni bir anket, Japon seçmenlerin %40'tan fazlasının ordunun büyütülmesini istediğini ortaya koyuyor. 5 yıl önce bu oran %29'du. Reuters, Japon sanayi devlerinin askeri teçhizat imalatına girerek tüketicilerin gözündeki marka değerlerini zedelemekten korktuklarını kaydetti. Japon hükümeti hızla değişen güvenlik iklimine ayak uydurmaya çalışıyor. Ancak Japon kamuoyunun bu değişikliklerin acil ve gerekli olduğu konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Devrim Moral, VOA Türkçe. Ve biz sevgili Gülür Gezer'le sohbetimize devam ediyoruz. Los Angeles eski başkonsolosu. Şimdi bu haberin de ışığında bu savunma harcamaları bu kadar artacakken ben sizden genel bir değerlendirme alayım. Oradaki çekişme sonucunda biz neler görürüz? Şimdi Melisa Hanım, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonrasında aslında Japonya'nın Amerika tarafında, yani Amerika Japonya'nın bir ordu kurmasını yasaklamıştı. O yüzden aslında biz Japon ordusu demiyoruz, öz savunma kuvvetleri diyoruz. Fakat bugüne geldiğimizde aynı Amerika bu sefer Japonya'yı silahlanma yönünde teşvik ediyor. Neden? Çünkü Çin'i çevreleme politikası çerçevesinde. Şimdi Çin'in sizin de bahsettiğiniz gibi hem Güney Çin Denizi'nde hem Doğu Çin Denizi'nde yani kendi etki alanını genişletme yönünde, diplomatik bir şekilde söyleyelim bunu, bir takım hamleleri var. Dolayısıyla şimdi işte ABD'de Japonya'yı, şimdi az evvel bahsettim çok büyük bu yapılan tatbikattan, Japonya'yı da yanına almak suretiyle ve güçlendirmek suretiyle, çünkü Japonya aslında oradaki Japonya ve Güney Kore en önemli iki ülke. Onları da yanlarına almak suretiyle Çin'in biraz daha nefes kanallarını daraltmayı hedefliyor. Hatırlayalım Melisa Hanım, geçtiğimiz bu arada ben araya girmek durumundayım yine, çünkü son bir dakikamızmış.
Tabii hemen özetliyorum. Yani bir son 10 gün içerisinde biliyorsunuz Amerika'da Camp David zirvesi düzenlendi ve Joe Biden Güney Kore Cumhurbaşkanı ve Japon Başbakanı'na ev sahipliği yaptı. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı bu iki ülke arasında bazı sorunlu konular vardı ama artık Amerika'nın da arabuluculuğuyla bu sorunların üstesinden gelinmesi ve Çin'e yönelik olarak işte savunma işbirliğinin arttırılması yönünde bir takım adımlar atma konusunda mutabık kaldılar. Yani önümüzdeki dönemde Japonya'nın hem kendi sanayisini askeri anlamda geliştirmesi hem de Amerika ile işbirliği çerçevesinde öz savunma kuvvetlerini güçlendirmesini beklememiz son derece doğaldır. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülür Gezer yayınımıza katıldığınız için. Los Angeles eski başkonsolosu, evet. Size de iyi haftalar diliyoruz efendim ve piyasa analize burada noktayı koyuyoruz. Birazdan araştırma müdürümüz Cenk Akyoldaş ilk seansta sizinle birlikte olacak. Yarın yine görüşmek üzere. Borsa İstanbul sundu.